Merhabalar. Bu videomda sizlere Bursa'yı anlatmayacağım. Ya da herhangi bir yer hakkında bilgi vermeyeceğim. Peki ne mi yapacağım? Ülke olarak gelişmişliğimizin bize nelere mal olduğunu anlatmaya çalışacağım. Videoma geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı, beğeni yani like butonuna basmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zil butonunu açmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin il il gezelim ve nereden nereye gelmişiz ve neleri kazanıp neleri kaybetmişiz bir bakalım. Keyifli seyirler. Evet, ülke olarak gerçekten çok geliştik ve ilerledik. Resimlerde görmüş olduğunuz illerimizin eski ve yeni hali bulunmaktadır. Çok büyük değişiklikler var, öyle değil mi? Ne kadar büyümüş, ne kadar çok gelişmişiz. Her şeyin bir kolayı var artık. Eskiden odun sobası yakardık ama zor gelirdi. Yemeği büyüklerimiz odun ateşinde pişirirdi. O da zor gelirdi ama yapacak bir şey yoktu. Bir yerden bir yere giderken çok zorlanırdık. Araç yok, yol yok, hasta olsak ambulans yok. Okul deseniz kim bilir kaç kilometre ötede. Resimlerde gördüğünüz gibi gerçekten çok ilerledik. Peki neleri kaybettik? Dostluk, arkadaşlık, komşuluk, vicdan, merhamet, saygı, bunlar böylece uzar gider. Kaçımız apartmandaki komşularını tanıyor, sabah kahvesine gidiyor, kaçımız bencilliği bırakıp bir başkasının iyiliğini düşünüyor. Çok büyük değişiklikler var, öyle değil mi? Ne kadar büyümüş, ne kadar çok gelişmişiz. Her şeyin bir kolayı var artık. Eskiden odun sobası yakardık ama zor gelirdi. Yemeği büyüklerimiz odun ateşinde pişirirdi. O da zor gelirdi ama yapacak bir şey yoktu. Bir yerden bir yere giderken çok zorlanırdık. Araç yok, yol yok. Hasta olsak ambulans yok. Okul deseniz kim bilir kaç kilometre ötede. Resimlerde gördüğünüz gibi gerçekten çok ilerledik. Peki neleri kaybettik? Dostluk, arkadaşlık, komşuluk, vicdan, merhamet, saygı. Bunlar böylece uzar gider. Kaçımız apartmandaki komşularını tanıyor? Sabah kahvesine gidiyor. Kaçımız bencilliği bırakıp bir başkasının iyiliğini düşünüyor?
Sanayi devleşti. Ülke olarak oldukça ileriyiz. Bırakın odun ateşinde yemek pişirmeyi, bırakın at eşek üzerinde bir yerden bir yere gitmeyi, artık uzaya çıkabiliyoruz. Bunların olması kötü mü oldu? Tabii ki hayır. Ekonomi ilerledi, sanayi devleşti, eğitim deseniz çok ilerideyiz, sağlık ona keza. Neredeyse elimizi şıklattığımız zaman her şey ayağımıza gelecek. Herkesin evinde bir internet. 7'den 77'ye herkeste telefon. Bunlar tabii ki güzel şeyler. Ama ya kaybettiklerimiz? Mahallede kapı önünde sohbetler. Hani kapı çalar. Teyze, annem biraz tuz istiyor. Sesleri. Gülen yüzler. En önemlisi. Aşk nerede? Gerçek, yalansız, saf, temiz aşk nerede? Birbirimize gerçekten saygı duyuyor muyuz? Ben değil de sen diyebiliyor muyuz? Yollarımız uçak pisti gibi. Evlerimiz konforlu kendi çapında. Biliyorsunuz zor bir dönem içine girdik ve hala yaşamaktayız. Acaba kaç kişi evden bir dostunu arayıp saatlerce sohbet etti? Hani kapı önünde sohbet edemiyoruz, birbirimize gidip gelemiyoruz ya. İşe gidemiyoruz, tüm gün evdeyiz. Peki kaç kişi bir hayvan barınağına yardımda bulundu vicdan olarak? Kaçımız bir büyüğümüzü arayıp gelemiyorum, bir şeye ihtiyacın var mı deyip eksiklerini giderdi. Sorsak merhametliyiz. Peki bunca aydır evdeyiz. Kaçımız Allah'la vicdanen baş başa kalıp dua etti. Sanırım sayımız çok fazla değildir, dürüst olun. Devleşirken, bir şeyleri kazanırken, İlerlerken çok şeyi kaybettik, öyle değil mi? Dost diye bildiğimiz sizi sırtınızdan vurabiliyor. Arkadaşlık artık çoktan tozlu raflara kalkmış bile. Ya aşk? Artık yalan olmuş. Dillerde sahte sözler olmuş. Ne kadar acı ve üzücü değil mi? Resimlerde gördüğümüz illerimizin eski hali kalsaydı acaba böyle olur muydu? Acaba hala sahte gülüş olur muydu yüzümüzde? Acaba hala sahte sevgiler olur muydu? Kin,
nefret, öfke, şeytanca düşünceler olur muydu? Kim bilir? Evet, çok ilerledik gerçekten, hem de çok geliştik. Artık içimiz dışımız bencillik oldu. Hep daha fazlası olsun istedik. Bir tane yeter mi? Yok canım, iki tane, hatta üç tane olsun. Hatta neden onda var bende yok? Dedik, ya ondakine göz diktik ya da ondakinden iki kat fazla aldık sırf gösteriş olsun diye. İçimizdeki şeytanca düşüncelerin esiri olduk. Ama nedense sevgiyi unuttuk. Artık gözlerde aşkla bakan, sevgiyle bakan bakışlar yok, biliyor musunuz? Hırs var, bencillik var, kullanma egosu var. Eskiyle kalsaydı acaba farklı olur muydu? Şu siyah beyaz resimlerdeki gibi kalsaydık acaba her şey eskisi gibi olur muydu? Acaba her şey eskisi gibi bir gün olabilecek mi? Ne dersiniz? Evet, biraz geçmişten, biraz günümüzden. Neleri kazandık, neleri kaybettik. Bana kalırsa çok şeyi kaybettik. Çok geliştik, bir o kadar da çok şeyi kaybettik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Thank you.